Herkese selam arkadaşlar. Üniversiteler ve bölümlerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Berke var ve Berke ile bugün Beykent Üniversitesi'ni ve makine mühendisliği bölümünü konuşacağız. Hoş geldin Berke, nasılsın? Hoş bulduk Talha, sen nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? Biraz tanıyabilir miyiz seni? Vallahi beni tanıyabiliriz. İsmim Mehmet Berke Yıldırım. Beykent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Aslında bu yılda bitirdim. Güzel de bir ortalama ile bitirdim aslında. 3.32 ile bitirdim. İşte bir staj yapacağız. Aynı zamanda okulda da yine yan dal yaptım, endüstri mühendisliğine. Ardından da yine okulda da kulüplerde de aktifim. IEEE kulübünde bu sene robotik ve otomasyon komitesi başkanlığı yaptım. Genel olarak ben de durumlar şu an böyle. Harika. Hem Beykent Üniversitesi'nin detaylı konuşacağız bu bölümde, hem makine mühendisliğini hem de pek çok şey yapmasını aslında. Bunlara değineceğiz. Arkadaşlarımız için çok faydalı bir video olacak. Bunun için mutlaka sonuna kadar izlemelisiniz arkadaşlar. İlk sorumda da açılışı yapmak istiyorum belki o zaman. Neden makine mühendisliği bölümünü tercih ettin? Neden makine mühendisliği bölümünü tercih ettim? Aslında şöyle, ben lise döneminde otomotive biraz meraklıydım. Otomotiv merakım biraz da bunu tasarıma dönüştürmek istedim. Tasarımla da alakam vardı. Ondan sonra savaş uçaklarının YouTube'da videolarını izlemeye başladım sürekli. Ve tasarıma, bu görsel olaya, üretime ilgimin olduğunu fark ettim aslında. Yani mekaniklerle, mekanik kısımla alakalı çok iyi ilgimin olduğunu da fark ettim. Bundan ötürü makine mühendisliğini tercih ettim. Sonradan makine mühendisliğinin içine girdikten sonra da yine talaşlı imalat konusunda, imal usulleri konusunda, bu konularda da yatkınlığımın olduğunu gördüm. Aslında benim için doğru bir tercih oldu diyebiliriz aslında. Oldukça güzel bir şey yani. Özellikle bölümü severek okumak çok güzel bir şey oluyor. Kesinlikle. Bunu da zaten önceden keşfetmek çok ayrı bir duygu. Kesinlikle. Bu şekilde tercih döneminde de kafa karışıklığı oluyor çünkü. Yani bilmiyorum, bence sınavdan daha zor tercih dönemi. Onu mu yazsam, bunu mu yazsam, şuraya mı gitsem, buraya mı gitsem? Tercih yapmak bir iş. Bir de kafanda mesela senin bölüm varmış. Vardı. Benim de vardı aslında ama bana da çok zor geldi. Ya şöyle, aslında benim o zaman zaten lisede kafamda sadece mühendislik vardı. Ben de hani 24 tercihimin hepsini doldurdum. 24 tercihimde sadece 4 bölüm yazdım. Hani makine, bilgisayar, elektronik, yazılım. Ben şimdi düşünüyorum da ben en doğru tercih yapmışım. Yani mesela bana bilgisayarla yazılım çok gitmezmiş. Belki elektronik olabilirdi de bilgisayarla yazılım çok gitmezmiş. Makine olması bir açıdan iyi oldu aslında, ama şöyle bir şey var, aslında bir yanılgı var. Bu yanılgıyı da söylemek istiyorum. İnsanlar her zaman bize lisede şunu diyor: sevdiğiniz işi yapın. Şunu kimse bilmiyor ki, biz sevdiğimiz işi yapmadan asla bilemiyoruz. Tabii. Denemeden. O yüzden sevdiğimiz işi önce bir denememiz lazım. Bunları söyleyebilirim. İlk okul kısmına gelmek istiyorum belki. Neden Beykent Üniversitesi'ni tercih ettin? Bunun yanı sıra Beykent'in ne gibi avantajları vardı? Sosyal ortamı nasıl? Kampüs hayatı nasıl? Bu konuda neler söyleyebilirsin? Ya aslında şöyle, ben bu olayı biraz %80'e %20 olarak düşünüyorum. Her zaman çevremde de bunu böyle söylüyorum. Yani Beykent'in avantajları %80 ise dezavantajları da var tabii %20 olarak. Avantajları şunlar. Bir kere konumu gerçekten çok iyi. İstanbul konumu gerçekten çok iyi. Bunun özelinde hani özellikle Avrupa yakasında, hatta Anadolu yakasında gerçekten her şekilde her yere ulaşabiliyorsun. Okul çıkışı arkadaşlarınla bir yere gitmen çok olası. İşte Beşiktaş yakın, Emirgan yakın. Yani o konularda gerçekten Beykent Üniversitesi iyi. Ben yan dal yaptım biraz önce de bahsettiğim gibi. Endüstri mühendisliğine ve bunu ücretsiz bir şekilde yaptım. Yan dal bu arada 3 üstü ortalamayla yapılıyor. Çapta 3.5 üstü ortalamayla yapılıyor bizim okulda. Ücretsiz olması gerçekten bir avantaj, çünkü diğer özellikle vakıf üniversitelerinde bunun ücretsiz olduğu okul çok az benim bildiğim kadarıyla. Bizim bu arada okulun departmanları da çok iyi çalışıyor. Departmanlarımdan kastım birimleri. Hani halkla ilişkiler olsun, öğrenci işleri olsun. Gerçekten bu birimlerin ben çok hızlı çalıştığını biliyorum. Hani tek maille size hani gerçekten bir saat içerisinde geri dönüş sağlıyorlar. Bu özellikle devlet üniversitelerinin benim gördüğüm kadarıyla çok büyük bir eksikliği. Bizim okulda gerçekten bu da çok iyi. Ama tabii bizim okulda eksik olarak ne söyleyebiliriz? Kampüs hayatı yok. Gerçekten bilinen bir durum. Ama kampüs hayatının eksikliği okulun konumunun iyi olması biraz dengeliyor diyebilirim. Tabii ben de mesela şunu diyorum genelde videolarda, işte herkes kampüs hayatı var, devasa kampüsümüz var. Ama mesela bizim kampüsümüz de İstanbul. Evet. Hani dediğin gibi otobüse bindiğin zaman her yerdesin. Toplu taşımayla, işte sahile de gitmek istersen sahile, Beşiktaş'a gitmezsek istersen Beşiktaş'a. Kesinlikle. İstersen karşıya geçme otobüste, yani tam merkezi bir yerde aslında konumu. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Bir de Beykent Üniversitesi'nin eğitim kadrosu bence mühendislik özelinde iyi. Ben mühendislik özelinde iyi olduğunu düşünüyorum. Daha önce hem
kendi alanında çalışmış, tez yazmış ve bunun üzerinde ilerleme kaydetmiş hocalar var. Profesörlerimiz var, doktor öğretim üyelerimiz var. Ben o yüzden birim kadromuzun da fena olmadığını düşünüyorum. Tabii profesör sayısı belki hani ilk baktığımız zaman işte akademik kadro diye giriyoruz hepimiz üniversitelere. Hani başka üniversitelerde mesela makine mühendisliğinde ortalama ben görüyorum 8-9 profesör varken bizde bu sayı 2-3. Ama bu eksikliği yine de çok yaşamadığımızı düşünüyorum ben okurken. En azından böyle söyleyebilirim. Oldukça güzel. Peki şimdi derslerine girmek istiyorum. Hem derslerin hem de ders yoğunluğun. Makine mühendisliği bölümünde ne gibi dersler var ve ders yoğunluğu nasıl? Ders yoğunluğumuz şöyle aslında. Ders yoğunluğu aslında şöyle. Teknik derslerimiz var ama bizim okulda şöyle bir durum var. Diğer ben üniversitelere baktığım zaman biz ders seçimi yapmıyoruz. Mesela diğer okullarda özellikle teknik üniversitelerde işte İTÜ olsun, Yıldız Teknik olsun. Bu okullarda mesela bir kategori oluyor. O kategoriden mesela 3 tane seçenek oluyor. O seçenekten birini seçiyorsun. Bizde genel olarak dersler şöyle işliyor. Ders programımız var. 4 yılın tamamen ders programı belli. Biz sadece genel olarak hoca veya saat seçimi yapıyoruz. Bu yönden biraz bazı teknik derslere giremiyoruz ama temel dersler tabii ki de güzel bir şekilde işleniyor. İşte kendi makine mühendisliği alanından söylüyorum. İşte mukavemet olsun, termodinamik olsun, akışkanlar mekaniği olsun, ısı transferi olsun. Bu tür dersler tabii ki de temel olarak tabii ki de veriliyor. Ama seçmeli ders konusunda evet biraz bizim okulda da eksikler var. Ama teknik olarak fena değil diyebilirim. Peki ders yoğunluğu nasıl? Yani şimdi mühendislik bölümleri ağır oluyor. Sürekli bir çalışman gerekiyor mu yoksa kendini rahat vakit ayırıp sosyalleşebiliyor musun? Bu aslında biraz okulla alakalı. Bunu nasıl sana okul söyleyebilirim? Şimdi farazi konuşacağım. İTÜ'de mesela makine mühendisliği bölümünde genel olarak mesela işte sıralaması 10 bine farazi konuşuyorum. 10 bine giren insanlar giriyor ve bunun yarısı son yıl çok iyi çalışmış insanlar. Bir yarısı da gerçekten temeli 12 yıldır, 13 yıldır inanılmaz sağlam insanlar. Bizim okulda ise durum şöyle. Hani vakıf üniversitesi olduğumuzdan herkesin burs oranı farklı ve herkesin puan aralığı da farklı. Yani üniversite yılında 60 bine giren insan da var. 250 bine giren insan da var. Ben bunun biraz aslında rahatlığını yaşadım ne yalan söyleyeyim. Çünkü şöyle bizim okulda özellikle hani vakıf üniversitelerinde mühendislik özelinde devlet üniversitelerine göre rekabet daha az. Rekabet az olduğundan dolayı benim mesela yaklaşık böyle şöyle diyeyim. Bizim okulda mesela bizim bölümde gerçekten kafa yoran 6-7 kişi var. O 6-7 kişi gerçekten star oldu. Hani çalışan gerçekten yükseliyor özellikle vakıf üniversitelerinde. Bir de bunun üstüne çan olunca bizim okulda çan eğrisi de var. Bir de 2 yıl önce bütünleme de geldi. Bunun önce yoktu. 2 yıl önce de bütünleme de geldi. Hani gerçekten çalışan kesinlikle ortalamayı yapar. Çok yoğun hani hocaları da çok sıktığını da düşünmüyorum. Mesela bizim finalde geçme notumuz 25. Bu bazı okullarda 40, bazı okullarda hiç yok ama ben yine de bizim okulun da geçme notunun iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani çalışırsak hani özellikle bizim okulda çalışınca makine mühendisliği özelinde ben mesela hiçbir dersten kalmadım. Yani bir tane bütünlemem var sadece. Hiçbir dersten kalmadım. Rahatlıkla hani yapılabilecek dersler bence. Çok yani kendimizi kasmadan ama tabii ki de düzenli bir şekilde çalışmayla. İkinci sınıf ve üçüncü sınıfın biraz daha ders yoğunluğu fazla tabii. Tabii ki. Her bölümde böyle. Hatta ben şöyle söyleyeyim. İkinci sınıfta daha ben fazla ders çalıştığımı hatırlıyorum. Doğru. Yani biraz herhalde pandeminin etkisi olabilir. Pandemide üçte full hiç okulda değildik. Ama ikide gerçekten çok iyi çalıştığımı hatırlıyorum. Özellikle ikinci sınıfın birinci döneminde gerçekten iyi çalışıyordum. Ama hani çok da öyle bir aman aman bir yoğunluğu olduğunu söylemem. Hani hiç sana zaman kalmıyor tarzı öyle bir şey diyemem. Düzenli çalışırsan, düzenli derslere gidersen aslında geçmen oldukça kolay. Tabii. Zorlanmıyorsun. Dersleri kaçırmamak çok önemli. Peki şu soruyu sormak istiyorum. Biraz derslerden bahsettik, ders yoğunluğundan bahsettik. Bölümün İngilizce mi, Türkçe mi? Bölümüm Türkçe. Peki arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin? Sence makine mühendisliği İngilizce mi okunmalı yoksa Türkçe mi okunmalı? Şöyle, makine mühendisliği özelinde İngilizce halledilmesi gereken bir mesele. İngilizce bir mesele. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ancak şöyle. Planlamayı yaparsan İngilizce hiç öğrenmeyebilirsin. Nasıl? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizim bölüm aslında şuna ayrılıyor. Bir, savunma sanayi alanı. İşte normal kurumsal firmalar. Normal 50 ve 200 kişilik aralığında kişi sayısının çalıştığı, üretim yapılan firmalar. Ve hani bir de bu işin diğer tarafı var, akademisyenlik. Ben bunu dörde ayırıyorum. Savunma sanayi kısmında ben İngilizcenin şu zamana kadar kullanıldığını görmedim. Savunma sanayinde kullanılmıyor. İkinci bahsettiğim kurumsal firmalarda baş mühendis oluyorsun. Baş mühendisten sonra yöneticilik var. Burada kesinlikle İngilizce şart. Çünkü direkt yurt dışı ile bağlantı oluyorsun. Yine bu dediğim küçük üretim yapan firmalarda, küçük demeyeyim orta diyeyim, orta büyüklükteki firmalarda üretim yapan firmalarda ise İngilizce bazen lazım oluyor bazen olmuyor.
akademisyenlikte ise gerçekten lazım oluyor. Aslında tamamen kendini nasıl planlayacağınla alakalı. Ama ben İngilizcenin her türlü öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. İngilizce hazırlık ben yapmadım ama öneriyorum. Çünkü hazırlık yapmadığın zaman kendini öğrenmek zorunda kalıyorsun. Ben İngilizce mesela kendi tavsiyelerimle öğrendim. İngilizce öğrenmek isteyenlere de aslında burada bir ufak anekdot yapayım. Ben kurs önermiyorum. Ben İngilizcenin kendinin öğrenilmesini düşünüyorum. Ha şunu şöyle söyleyebilirim. Akademisyen düşünüyorsundur. YDS YÖKDİL puan lazımdır. Taktik yöntem öğreten kursları gerçekten öneriyorum. Taktik yöntem yapılacaksa bu hani liseden üniversiteye geçişte YDT sınavı için de geçerli. Taktik yöntem kısmında kesinlikle kurs öneriyorum ama ben İngilizce öğreneceğim, ben İngilizce konuşacağım diyorsan hani gerçekten artık inanılmaz kaynaklar var. Kitap olsun, internette kaynaklar olsun, YouTube olsun, Udemy olsun. Ben İngilizcenin kesinlikle evde düzenli bir şekilde çalışılarak öğreneceğini düşünüyorum. Çünkü ben böyle yaptım. Başarılı sonuç aldım. Hala da almaya devam edeyim. Kesinlikle öyle ya. Yani artık YouTube devasa bir hazine, devasa bir kaynak. İnternet de hakeza öyle. Yani senin her şeyi öğrenebilirsin. Sadece İngilizce değil, yazılım da öğrenebilirsin, kodlama da öğrenebilirsin. Yeter ki sen öğrenmeye aç ol, istekli ol. Bir şekilde ararsın, bulursun. Bu arada şeyi çok güzel özetledin yani. İngilizcenin nerede lazım olup nerede lazım olmayacağını. Ve şu noktaya da değinmek istiyorum. Ne olursa olsun bence acele etmenize gerek yok. Hazırlık gibi imkanınız varsa kesinlikle bunu değerlendirmelisiniz arkadaşlar. Yani bölümünüz Türkçe bile olsa hazırlığı okuyun, okulun o imkanından faydalanmaya çalışın. Kesinlikle. Biraz da iş kısmına girdin zaten. Bu soruda da iş imkanlarını sormak istiyorum. Makine mühendisliğine ne gibi iş imkanları var? Mezunları ne işler yapıyorlar? Şöyle bunu açık söyleyeyim. Ben 2018'de makine mühendisliğine girdim. 2018'den 2022'ye ne değişti dersen ben ilk girdiğimde iş imkanı daha fazlaydı. Gerçekten böyleydi. Şimdi biraz iş şuna döndü makine mühendisliğinde. Tasarım mühendisliği, üretim mühendisliği, yalım üretim mühendisliği, planlama mühendisliği diye geçiyor. Şöyle bir durum var. Biz mesela savunma sanayinde çalıştığımızda genelde Ar-Ge'de çalışıyoruz ve Ar-Ge'de şu iki işi yapıyoruz. Ya bilgisayar başında tasarım yapıyoruz ya da malzeme araştırması yapıyoruz. Mesela bir uçak yapacağız. Bunun dış kısmını hangi malzeme bizim için daha iyi olur? İşte bunun basıncını hesaplama, su altındaysa yoğunluğunu hesaplama gibi bu tür hesaplara giriyoruz. İşin üretim ve hani kurumsal firmalarda ise daha çok hani imalat üzerine çalışıyoruz. Kontrol ve otomasyon üzerine çalışıyoruz. Sistem dinamiği üzerine çalışıyoruz. Ama kesinlikle hani iş imkanı olduğunu hala ben hani gerçekten inanılmaz iş imkanı var. Bunu söyleyebilirim. Hani birçok dalda yapabilirsin. Tasarım kısmı, dediğim gibi akademisyenlik kısmı, üretim kısmı, imalat kısmı, Ar-Ge uzmanlığı, planlama kısmında bile hani biraz o endüstri mühendisinin işine de giriyor ama onu son zamanlarda baktığımda makine mühendisliğini de çok çalıştırıyorlar. Biraz daha çünkü makine mühendisliği bitirmiş insan endüstri mühendisine göre, bunu açık söyleyeyim, matematiği daha iyi oluyor. Hani ben yandalım endüstri mühendisliği ama endüstri mühendisliğini biraz daha sosyal bir bölüm. Biraz daha işin yönetim kısmına bakıyor ve matematik kısmında biraz geri kalabiliyor. O yüzden son zamanlarda gördüğüm üzerine hani planlama kısmında da makine mühendisliği çalıştırılıyor. Yani çok geniş bir hazine yine makine mühendisliği. İmkanları var. Otomotiv sektörü. Kendi başına bir sektör zaten. Kesinlikle öyle. O yüzden ben iş imkanının oldukça fazla olduğunu düşünüyorum. Ya burada da şöyle bir aslında sıkıntı var. Yelpaze çok geniş dediğin gibi. Bu çok büyük bir imkan ama işte hangi alana kayacaksınız? Hangi alan daha hoşunuza gidiyor? Bunu nasıl anlayacaksınız? Elbette stajlarla. Bölümünüzde zorunlu stajınız var mı? Bölümümüzde zorunlu stajımız var. 40 gün zorunlu stajımız var. Stajla ilgili iyi değindin. Söyleyeceğim bir şey var. Stajda şunu görüyorsun. Mesela ben stajımı hem üretim üzerinde yaptım. Hani gönüllü staj da yaptım, normal zorunlu staj da yaptım. Bu arada gönüllü staj da öneriyorum. Hani kesinlikle gidilmesi gerekiyor. Üretim, planlama, kalite kontrol ve Ar-Ge üzerine hani 4 farklı birimde de çalıştım. Staj sana şunu kesin öğretiyor. Neyde çalışmak istediğini tam olarak öğretmiyor olabilir. O biraz da senin hala içinde olan bir şey ama neyde çalışmak istemediğini kesinlikle öğretiyor. Çok doğru. Bunu kesinlikle ben yaşadım. Mesela ben kalite kontrolde çalıştığım dönem çok keyif aldım mesela. Ben bu işin bu kadar güzel olacağını, kendim açısından iyi olduğunu bilmiyordum. Ben çünkü biraz daha hesaplamalarla uğraşmayı seven bir insanım. Hani mesela elime böyle kumpas tutup parçaları ölçmek gerçekten hoşuma giden bir şeymiş. Ben bunu stajda öğrendim. Genel olarak böyle bahsedebilirim aslında. Peki belki makine mühendisliği bölümünde okulun ve şehrin önemi var mı sence? Nedir yani devletle okumakla, özel üniversitede okumak arasında ya da İstanbul'da okumakla mesela işte Antalya'da olsun, herhangi bir Anadolu şehrimizde olsun okumak arasında ne gibi farklar olabilir? İlk başlarda fark olduğunu düşünmüyordum. Ama son bir yıldır anladım ki gerçekten okulun önemi çok fazlaymış. Yani inanılmaz. Çünkü bazı firmalar gerçekten, hani özellikle bu bahsettiğim kurumsal firmalar, İnanılmaz bakıyor. Hani
İTÜ'lü olsun, Yıldızlı olsun gerçekten inanılmaz bakıyorlar. Ben bunu bu kadar bilmiyordum. Mesela şimdi hala kendi içimde muhakememi yaptığım zaman söylüyorum. Hani bu puana yani mesela İTÜ'de çevre mühendisliği okurdum diyorum. Çünkü Türkiye'de şöyle bir algı demeyeyim de yani bu yerleşmiş bir kültür var. Her firmanın zaten bir kültürü var. Türkiye'de özelinde bir bölümü gerçekten en iyi okulunda okumak gerekiyormuş. Ben yani hepimiz daha çok aslında şöyle yapıyoruz. Üniversite tercih yaparken tercih istiyoruz ya. Üniversite tercih yaparken biraz daha bölüme kayıyoruz. Hani ben çünkü insan kendini düşünüyor. Ben ileride hangi mesleği yapacağım? O şu an okul mesela 70-30 kalıyor. Ama aslında tam tersi okul çok daha önemliymiş. Bunu şimdiden tercih yapacak arkadaşlara da söyleyelim. Okul gerçekten çok önemli. Şehir de çok önemli tabii. Hani İstanbul olması aslında bir vakıf üniversitesinin İstanbul olması aslında biraz da o olayı dengeliyor. Çünkü hani İstanbul'da olduğun zaman hani Türkiye'nin üretiminin yarısı burada. Özellikle bizim sektörde, makine sektöründe 3 tane büyük üretim yeri var. İstanbul, Ankara, Bursa. 3 tane büyük üretimin hani %50'si de bu tarafta olduğundan dolayı hani en azından çevre görme açısından yine hani bir şekilde kendini orada staj veya iş alana sağlayabiliyorsun. Ama mesela yani herhangi bunlardan başka dışında bir vakıf üniversitesi okumak biraz daha sıkıntılı olabilir. Devlet üniversitesinde okumak yine sıkıntılı olabilir ama kesinlikle bizim bölümde okulun çok fazla önemi var. Doğru, çok, doğru çok söylüyorsun. Çok fazla önemi var yani. Ve İstanbul'un da şöyle bir avantajı var dediğin gibi. İstanbul'da bir üniversite okumak aslında iki üniversite okumaya bedel. Çünkü İstanbul'un kendisi de bir üniversite. Kesinlikle. Ve imkanları da o denli yoğun. Hı-hı. Yani çok fazla yelpaze geniş, çok fazla iş imkanı var aslında. Çok fazla network elde edebilirsin. Network kesinlikle. Tecrübeni çok fazla arttırabilirsin. Hı-hı. Sonlara doğru geliyoruz. Çok güzel bilgiler verdin. Hı-hı. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Faydalı, keyifli bir video oluyor. Ve son sorumu soruyorum hazırsan. Hı-hı. Beykent Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümü okumak isteyen arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin? Şöyle, Beykent Üniversitesi'nde makine mühendisliği okumak, ben öncelikle İngilizce hazırlık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Beykent Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyan arkadaşlara şöyle tavsiyeler verebilirim. Kesinlikle derslerine iyi çalışılmalı. Dersler çok önemli. Derslerin özelinde kesinlikle boşluk buluyorsunuz. O boşluğu kesinlikle çizim programı öğrenilmeli, üretimle alakalı gönüllü stajlar yapılabilmeli, hatta hocalarımızla sürekli aktif paslaşılabilmeli. Bunu kesinlikle düşünüyorum. Hatta ve hatta şunu da söylüyorum. Üniversitedeyken ALES, YDS, YÖKTE gibi sınavlara kesinlikle girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan bazen şunu düşünüyor. Ya iş olanağı var evet ama ben mesela 40 yaşıma kadar üretimde durayım, yönetimde durayım. Ondan sonra da hani akademisyenlik yapayım, doktor öğretim üyeliği yapayım. Bunu da şimdiden yerine koymak kesinlikle önemli. Ben bu arada hani bölüm bittikten sonra kesinlikle yüksek lisans doktora da öneriyorum. Hatta bunu şeyden de bahsedeyim. Bütünleşik doktorayı da öneriyorum. Bütünleşik doktora... O ne demek? Ben ilk defa duydum mesela. Ha, şöyle anlatayım mesela. Yüksek lisans yapmadan, yüksek lisans tezin olmadan direkt doktora yapabiliyorsun. Direkt doktorluk unvanını alıyorsun. Bu son yıllarda yeni popüler olan bir şey. Yani Türkiye'de de 2-3 yıldır oturdu. Lisans puanınla genel olarak 3 ortalama kesin istiyorlar. ALES'ten de 85 istiyorlar ve YDS, YÖKTİ'de de en az bir 75 istiyorlar diye biliyorum. Direkt lisans bölümüne direkt doktora geçiş yapabiliyorsun. Hani direkt doktorluk unvanı almak için. Hani direkt akademisyenlik planlıyorsan kesinlikle mesela çok öneriyorum. Beykent Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümü okuyacak arkadaşlara tavsiyem. Hocaları da kesinlikle araları iyi tutulmalı. Bazen ters yapabiliyorlar. Gerçekten ters yapabiliyorlar. Dersleri kesinlikle çok iyi çalışılmalı. Ha bir de şöyle söyleyeyim. Kulüplerde kesinlikle aktif olunmalı. Beykent Üniversitesi'nin aslında kulüp özelinde çok iyi şeyleri var. Hani 5-6 tane kulüp gerçekten çok iyi işler çıkarıyor. Bunu ben kendi kulübümle de biliyorum. Teknofest projeleri, TÜBİTAK projelerine kesinlikle katılmalı. Yani o 4 yıl hatta hazırlıkla birlikte 5 yıl inanılmaz iyi geçirilmeli. İnanılmaz iyi geçirilmekle birlikte çok iyi bir temel de yapılmalı. Çünkü makine mühendisliği bölümü hani bölümde öğrendiklerimiz dışarıdakiyle %10. Belki %10 bile değil, %5. Hani çünkü hala bizim ülkede şöyle bir durum var. Bu hani diğer çok üniversite için de geçerli. Okul sanayiye entegre tam olamıyor hala. Bizim okul, yani her okul özelinde bunu söyleyebilirim. Entegre olunması için senin çok iyi şeyler yapman lazım. Bölümde aktif olman lazım. Derslerini çok iyi çalışman lazım. Ve hani matematik iyi bilmen lazım. Bölümde iyi olman için. Türev integrali gerçekten çok iyi bilmiş olman lazım.
Bunları söyleyebilirim. Çok güzel, çok güzel bilgiler verdin gerçekten. Hem geldiğin için, hem bu değerli bilgileri paylaştığın için bizimle, hem de kitaplar için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, umarım sizler için keyifli, faydalı, güzel bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz soruları mutlaka yorumlar kısmına yazın. Orada hem Berke hem ben size yardımcı olmaya çalışacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.